Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda vize işlemlerimi nasıl gerçekleştirdim, hangi evrakları verdim, vize için kaç ay talepte bulundum ve bana ne kadar süre içinde e, giriş çıkış izni verdiler. Bunlarla ilgili detayları paylaşmış olacağım. Öncelikle şu bilgiyi detayları geçmekten paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evraklarınız tam ve belgilenebilir, anlaşabilir, anlaşılabilir durumda ise size mutlaka vize veriyorlar. E, bu vize reddi konuları gerçekten çok ciddi bir şekilde var. Bunun e, sebeplerinden bir tanesi de evrakların tam olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi evraklara bakalım. Öncelikle arkadaşlar pasaport ve nüfus cüzdanının orijinalleri ve fotokopileri gerekiyor. Başvuru formu var. Bunu siyah beyaz olarak da çıkartabilirsiniz. E, bu başvuru formunu İngilizce olarak doldurmanız gerekiyor. 2 adet biyometrik fotoğraf ama Schengen vizesi için varsa otel ve uçak biletlerine dair belgeler, belgelendirilebilir e, belgeler lazım arkadaşlar. Yine yurt dışı seyahat sigortası gerekiyor. Kaç gününe gideceksiniz? O kadar yaptırmanız yeterli oluyor. Ortalama bir 5 gün için 10 avro gibi bir ücret çıkıyor. Bunu da biz söylememde fayda var. Aynı zamanda bunun Covid-19 kapsamlı ve 30 bin avro e, kapsamlı olması gerekiyor. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, banka hesap bilgileri son 3 aya ait dolar, avro ve TL varsa hepsini e, çıkarmanız mümkün. Ve arkadaşlar bunların yanı sıra askerlik durum belgesi, ikametgah belgeniz ve öğrenci belgenizi de almanızda yarar var. Bunların yanında arkadaşlar gideceğiniz ülkedeki e, yapacağınız işlemlere ait bir günlük programınız varsa bunu sunabilirsiniz. Örneğin bir seminere gideceksiniz ya da bir dernek aracılığıyla faaliyete katılacaksınız. Bununla ilgili e, günlük programınızı vermenizde yarar var. Bunların hepsi İngilizce olmasında da yine yarar var. Türkçe de olsa olur. Yine arkadaşlar eğer bir dernekle gidiyorsanız atıyorum. derneğinle ilgili e, faaliyet belgesi ve teyit yazısı almanızda fayda var. Yine geri dönüş taatnamesi hazırlamanız gerekiyor. Bunu hazırlamanızdaki en büyük sebeplerden biri. Oraya giden birçok kişi yeniden dönmüyor. Bu yüzden ikna etmeniz lazım arkadaşlar. Araç ruhsat fotokopisi gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız ki bu çok önemli bir detay. Mutlaka çalışıyor olmanız sizin avantajınıza. E, iş yerinden alınmış izin belgesi. E, bunlar e, yine iş yerinin kaşesi olacak şekilde imzası olacak şekilde olması gerekiyor. Son 3 ayın maaş bordrosu E-Devlet'ten alacağınız hizmet dökümü ve SGK giriş bildirgesi. SGK giriş bildirgesini de iş yerinden kaşeli olarak da almanız mümkün. Faaliyet belgesi, ticaret sicili gazetesi, vergi refahsı vergi ve imza sirkülerinde olmasında yarar var arkadaşlar. Ben bunun hepsini vermiştim bu arada. Yine arkadaşlar bu şirketin vermiş olduğu belgelerin eğer çevirtebilirsiniz İngilizce'ye çevirtin. Ben Türkçe olarak verdim. Bazı ülkelerde bazı ülkelerin konsolosluklarında farklı işlemleri tabi tutulabiliyormuş. Bunu da söylemiş olayım. Tüm tüm bu evrakları topladınız arkadaşlar gideceksiniz VFS Global'e başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. Merak etmeyin çok uzun kuyruklar olabilir ama işsizliği tam saatinizde alıyorlar ve hızlıca işlenmenizi tamamlıyorlar. Eğer adresinize postayı posta istiyorsanız Schengen vizesi basılı bir şekilde işlenmiş bir şekilde sizin adresinize yolluyorlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Toplamda 125 avro gibi bir ücret ödüyorsunuz. Kargo, vize ücreti ve danışmanlık bedeli. Ama yılbaşından sonra bu ücretlerin de artacağı söyleniyormuş. Arkadaşlar video ile ilgili soru sormak isterseniz bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yorum yaz kısmından yorum yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.